Takas Bank sunar. EkoTürk ekranlarında yayınımız Dış Piyasa programıyla devam ediyor. Dış Piyasa programının açılışında her zaman olduğu gibi isterseniz bir genel fiyatlamalara bakalım. Artık içeride rezerv rakamlarını takip ettik. Yabancı yatırımcıların menkul kıymet istatistiklerini takip ettik. DTH tarafında, KKM tarafındaki değişimleri gene izledik. Jackson Hole toplantısı bugün başlıyor ve yarın bakıldığında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma ve burada vereceği mesajların yakın plandan takip edileceği bir düzlemin içerisindeyiz. Ve global tarafta biraz daha iyimserliğin hakim olduğu ve tarihi zirveleri de global tarafta, özellikle Amerika tarafında endekslerin yakın olduğu bir noktadayız. İçeride ise Borsa İstanbul 10.000 seviyesinin altında kalmaya devam ediyor. 9.926 an itibariyle endeks. Düne göre 1000'de 2'lik bir yukarı yönde seyir var. Son dakikamız, Amerika'da işsizlik maaş başvuruları 232 bin arttı. Önceki 228 bin ve beklenti de 232 bin. Yani beklenti kadar sınırlı da olsa önceki haftaya göre bir artış. İşsizlik maaş başvurularında yaşanan artışlar, daha fazla sayıda insanın işsiz olması ve burada yaptığı başvuruyla önümüzdeki haftalarda da işsiz olacağı noktasındaki beklentisini yansıtması anlamında, hani ekonominin soğuması olarak. Ama burada tabii beklentiyle ya da önceki haftayla aradaki fark nispeten sınırlı. O yüzden çok da büyük bir önem atfetmemek gerekiyor. Dolar TL 33.91 seviyesinde, 34 seviyesine yaklaşmış durumdayız burada bakıldığında. Tabii kapalı çarşı kuru olarak da kamuoyunda bilinen serbest piyasada dövizin el değiştirdiği kur seviyesi 34'ün biraz üzerine çıkmış durumda. Burada aradaki fark, yani bankalar arası piyasadaki dolar TL'nin işlem gördüğü seviye ile kapalı çarşı ya da serbest piyasadaki fiyat arasında bir bakıldığı zaman dengesizlik, kapalı çarşı kurunun ya da serbest piyasa kurunun daha yukarıda olduğu bir döngü. Bu da talebin ağır basması ile mi kaynaklı? Bu yöndeki görüşe karşılık Merkez Bankası'ndan gelen yakın zamanda KKM'deki erime ile DTH'teki değişim nispeten birbiriyle tutarlı ve yaz aylarında olmamız itibariyle ülkeye döviz girdisi çok fazla. Dolayısıyla buradaki bu elde edilen döviz gelirinin de bankalara vesaire yatırılmasıyla da DTH'ta değişim yaşanabilir şeklinde bir açıklaması oldu ve döviz piyasasında bir dengesizlik olmadığı noktasında açıklama yaptı. Euro TL 37.87, sepet kur 35.89 ve gram altında 2725 seviyesinde an itibariyle. Evet, paritelere bir de bakalım. Dolar endeksi 101.38, sınırlı bir yükseliş var. Euro dolar 1.11.28. Burada 1.12'ye doğru gider mi konuşuluyordu. Sınırlı da olsa bir satış var. Pound dolar 1.31'lerde, 1.30'un üzerine yerleşme eğiliminde. Dolar İsviçre frank karşısında 0.85.25 ve dolar yen paritesi de 146'nın üzerine yerleşmiş durumda. 1.07'lik bir yükselişte beraber. Amerika'daki endekslere isterseniz bakalım. Jackson Hole öncesinde vadeli endeks kontratlarındaki seyir nedir? 3 majör endekste de hafif alıcılı bir seyirle günün başlaması bekleniyor. Tabii bu S&P 500'de ve Dow Jones'da bayağı rekor seviyelere yakın bir noktada olduğumuzu işaret ediyor. Amerika'daki tahvil faizlerine bakalım. 10 yıllık tahvil faizi %4'ün altına sarkıyor mu? 2 yıllık tahvil faizi ile aradaki fark da yakından izleniyor. 10 yıllık tahvil faizi 3.83 düzeyinde, 2 yıllık tahvil faizi 3.98, 4'ün altında kalıyor ve dolar endeksi de 101.25 düzeyinde. Buradan kıymetli metallere bakalım. Petrol tarafında ateşkes fiyatlaması ve talebin zayıf geleceği fiyatlamasıyla bir düşüş vardı. Ama Brent petrol son anda 75 dolar seviyesinin üzerine bir kez daha toparlamış durumda. Ons altın 2500 kritik eşikte. 2531 biliyorsunuz tarihi zirve. Ons gümüş 30 psikolojik eşiğine yaklaşıyor direnç seviyesine doğru. Paladyum ve platinde ise %1 civarı kar satışlarıyla günün devam ettiğini görüyoruz. Konuma gitmeden önce son olarak bir de kripto paralara bakmak istiyorum. Kripto paralar tarafında özellikle Bitcoin'in 60 bin dolar seviyesini yukarı yönde zorlaması, an itibariyle de düne göre sınırlı bir geri çekilme var ama yine de 60 bin dolar seviyesinin üzerindeyiz. Bitcoin TL karşısında ise 2 milyon TL bareminin üzerinde kalmış durumda. Ethereum ise 2634 ile biraz daha pozitif ama sınırlı, hafif alıcılı diyebileceğimiz bir seyir ile beraber.
Evet, bugün dış piyasa programında bana eşlik edecek değerli konuğum Mete Yüksel. Mete, merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Selam, hoş bulduk, teşekkürler. Evet, Faros Portföy Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı sevgili Mete Yüksel bizimle birlikte. Mete, şimdi Jackson Hole toplantısında yüklenen anlam var. Tabii bir anda hani sanki Powell işte Eylül'de 50 yapacağım, ondan sonra da aynı hızla devam edeceğim şeklinde bu kadar elini açık edecekmiş gibi de iyimser rekor seviyelere yaklaşmış bir Amerika'da endeksler takip ediyoruz. Kara pazartesi çok çabuk atlatıldı. Hatta MSCI Dünya Endeksi onun da üzerine çıktı. Sen bu yaşanan çalkantıyı ve devamında hızlı toparlanmayı Jackson Hole beklentileriyle beraber acaba nasıl değerlendirirsin? Yani Powell her bulduğu fırsatta ki dün toplantı tutanaklarında da diğer üyelerin de benzer şekilde düşündüğünü gördük. Enflasyonu kontrol altına aldığını ve işte Eylül'de faiz indirimini masada olduğunu söylüyordu. Bunun üzerine de bizim için önemli olan tek şey enflasyonu düşürmek değil, aynı zamanda işte azami istihdamı da sağlamaktır diyordu. Azami istihdam dediğin zaman en son baktığımızda işsizlik oranı 4.1 iken 4.3 vesaire gelmesi, yani Powell'ın çok daha hızlı faiz indirimine işaret etti. İçinde bulunduğumuz koşullarda bir zamanlar ne kadar güzel, işte kötü veri iyidir, rally yapalım, coşalım derken geldiğimiz noktada biraz resesyon kaygıları da ön plana çıkmaya başlıyor. Onun için artık şu nokta itibariyle arzu ettiğimiz şey veriler kötü gelmese. Tamam, işte hurricane, fırtına, bir şeyler oldu, ondan dolayı geçici olarak yükselmiş olabilir, normalleşebilir. Eyvallah, bu taraflar da önemli tabii, ama arzu ettiğimiz Goldilocks senaryosu. Goldilocks dediğimiz ne çok sıcak ne çok soğuk, tam kıvamında. Biz onu istiyoruz şu anda. Yani çok hızlı bir şekilde faiz indirimi yapacak sebeplerimiz önümüzde olmasın. İşte işsizlik çok hızlı artmasın, işte PMI'lar 50'nin altına sarkmasın. Fakat eş zamanlı olarak da hani Powell'da ve Fed'de faiz indirimlerine devam edebilsin. Bu mükemmel senaryo. Bu senaryo satılmayacak, satın alınacak bir senaryo. Yani ne resesyon gözleyeceğiz bu işin sonunda, hem de eş zamanlı olarak düşen faizler piyasaya destek atacak. Her türlü destek atacak. Yani faiz, borsanın düşmanı, o şekilde de destek atacak. Aynı zamanda sadece finans matematiği olarak baktığımız zaman düşen faizler doğal olarak hisse senetlerinin değerlemelerini besliyor. O şekilde de destek atacak. Genel olarak beklenti bu yönde şu anda. Fakat onu da ben biraz sandro olarak görüyorum. Tamam, kısa vadede bununla kavga etmemek lazım. Biz bu devam ederken biz bunun tadını çıkartalım. İşte yani Eylül'de ben şu anda bir görüyorum swap fiyatlamasına baktığım zaman. Eylül'de bir, Kasım'da iki, Aralık'ta bir. Ama yılın toplamında geri kalan kısmında dört tane faiz indirimi var gibi bir swap fiyatlaması var. Yani baktığımız zaman iki tane faiz indiriminin üst üste tek bir ay içinde yapılması çok akla yatkın gelmiyor. Büyük ihtimalle her bir toplantıda birer tane 75 bipslik bir faiz indirimi olacaktır. Burada hiçbir sorunumuz yok. Uzaklaşıp baktığın zaman ama şunu görüyorum. Bu euforiyadan kurtulmak lazım. Çünkü sıfırdan 5,5'lara yükselmiş olan bir faiz döneminde yıllar boyu sürdü bu. Hisse senetleri sürekli rally yaptı. Altın yükseldi. Ev fiyatları yükseldi. İkinci el araba fiyatları, her şey yükseldi. Arkadaş, faiz sıfırdı, 5,5'a gitti, yükseldi. Şimdi 5,5'tan tekrar aşağı ineceğiz. Yılın sonunda işte 4,75, 4,5 neyse kapayacağız. Gelecek sene 3,5 kapayacağız. Tekrar rally yapalım. Böyle bir şey var mı? Yani bütün rally'yi doğuran sebep faiz artışı mıydı? Değildi. Piyasaya para saçılmasıydı. Şimdi içinde bulunduğumuz ortamda da faizler indirilirken piyasaya dağıtılmış olan para geri çekilecek Serdar. Ben bunun korkusu içindeyim ve bu fiyatlamalara henüz girmiş değil. Hiç kimse bunu düşünmüyor. Herkes ne kadar güzel, faiz düşecek, o zaman hisse senetleri rally yapacak, faiz düşecek, kıymetli madenler rally yapacak modunda. Peki çekilecek olan paraya niye kimse yorum yapmıyor? Tamam, Fed bilançosu küçülüyor. 9'dan 7'ye geldi arkadaş. Bak, düşmedi. Çünkü bufferlar vardı. Yani biriktirilmiş, kullanılmayan likiditeleri vardı Amerikan bankalarının her gün overnight olarak Fed'e emanet ettikleri. O para da ortadan kalktı. 300 milyar lira kalmış durumda şu anda.
Yani o da bittiği noktada hakikaten piyasada para bitecek. Onun için benim korkum odur. Yani hem faizin yükseldiği noktada hisse senetleri rally yapsın, hem faizler düşerken bir tur daha rally yapsın gibi bir hayal dünyası içinde olmuyor olmamız lazım. Şu anda bununla kavga etmiyoruz. Bundan para kazanmaya çalışıyoruz. Hisseler yukarıya gidiyor. Okey, ama bir noktada da bunun geri dönüşünün çok sert olacağının herkesin farkında olması gerekiyor. Kripto paraya da değecek bu. Demin bahsettiğim tüm varlık fiyatlarına dokunacak. Evet, şimdi yılın ikinci yarısında bakıldığında tabii bu kara pazartesinin ülkelerde farklı yansımaları oldu. Borsa İstanbul'a yani hakikaten kalıcı neredeyse bir hasar bıraktı. Çünkü diğer piyasalar önceki seviyelerine geri geldiler, hatta üstüne çıktılar. Biz ama işte yılın ikinci yarısında %10 yani çift tane ekside olan dolar bazında neredeyse tek piyasayız. Yabancı yatırımcının da bakıldığında işte son haftalarda 200-300 milyon dolar hemen hemen her hafta çıkış yapmaya devam ettiğini görüyoruz. Şimdi içeride de yerli yatırımcı hani faiz alternatifinin çok yukarıda olması ile beraber ya mevduat ya para piyasası fonu vesaire işte halk arzlar da var, biraz da oraya yöneliyor. Ama hani yabancının bu satışına karşı çıkacak bir büyüklük maalesef yok ve hani hem dolar bazında grafikte hem TL bazında grafikte böyle sıkışmış, düştüğü yerden tepki vermekte zorlanan, daha aşağıda gitmeyen ama böyle bir anlamsız bir denge arayışı içinde olan Borsa İstanbul var. Dolayısıyla hani işte çarşamba günleri mesela kredili pozisyonlar kapatılıyor falan diye satıcı da olur falan gibi böyle yeni teamüller oluşmaya başladı. Dolayısıyla hani Borsa İstanbul'da enflasyon muhasebesiyle de tabii şirketlerin karlılığının o kadar göründüğü kadar olmadığının da herhalde ayırdına varılması biraz etkili oldu. Bankaların karlılık oranları düşüşler. Sen acaba nasıl yorumluyorsun? Borsanın sorunu ne? Globaldeki iyimserliğe hiç neredeyse iştirak edemememizin temel nedenleri neler sence? Global tarafta bir kere açığa satış yasağı yok. Onun için düşen piyasada daha önce açığa satmış olanlar alıcı olarak gelip kârlarını realize ediyorlar. Piyasaya likitte sağlıyorlar. Ve kartlar tekrardan dağıtıyor. Bize kartlar tekrardan dağıtılamadı. Çünkü açığa satış yasakları olduğundan dolayı açığa daha önce satmış olanlar düşmüş piyasadan gelip alıp destek atamadılar. Düştüğümüz yerden onun için kalkamadık bir. Dediğin doğru. İkinci çeyrek mali tabloları zayıf, tam enflasyon muhasebesi vesaire etkisi var ama enflasyon muhasebesinin aslında etkisi yani bilakis yapıcı tarafta var. Çünkü şirketlerimiz borçlu. Enflasyon muhasebesi altında parasal kazanç yazıyorlar. Esas büyük problemimiz orada. Enflasyon muhasebesini geç. Şirketlerimiz yıllar boyunca çalışma prensiplerini değiştirip kendilerini ihracatçı hale getirdiler. Şirketlerimiz kendilerini değiştirip dövizle fiyatlamaya başladılar. Dövizle fiyatlayabildikleri malları satmaya çalıştılar. Yurt dışında iştirakler satın aldılar. Dövizli finansal varlıklara yatırım yaptılar. İkinci çeyreği bir gördük. Enflasyon var. Bütün maliyetleri yukarıya itiyor. Ama sen ihracatçısın. Senin mal fiyatını, sattığın malın fiyatını arttırmana imkan yok. Aksi takdirde pazar payı kaybedeceksin. Sonra hiçbir şekilde geri alamayacaksın. Onun için kardan feragat ediyorsun. Bir baktık bütün fabrik marjları beklentiden zayıf. Yani pek çok şirketin diyelim fabrik marjı beklentiden zayıf geldi ya da zayıflama trendinde bir görsel verdi. Bunun getirdiği bazı korkular vardı. Onun üzerine jeopolitik riskler var. Jeopolitik riskler bize de yakın bölgelerde olan riskler. İşte Filistin, İsrail tarafında bizim tutumumuz belli ama yabancıların hoşuna gidiyor mu o tutum, gitmiyor olabilir. Rusya, Ukrayna olayı var. Ukrayna askerleri Rusya'ya girdi. Sonra Ruslar onları aldı. Silahlarını bir sergilediler. Hep Türk malı. Acaba Rusya'yla da ekstra bir gerginlik yaşayabilir miyiz? Bunun getirdiği bir şey. Bankacılık sektörüyle ilgili işte enflasyon muhasebesi gelecek. Bankacılığın işte olumsuz yüzü ortaya çıkacak. Ya arkadaş, zaten enflasyon muhasebesi gelmişti. Koç Holding, Sabancı Holding'in mali tablolarına baktığımız zaman biz onların iştiraki olan bankaların zarar ettiklerini görmüyor muyuz? Gelsin enflasyon muhasebesi bankalara, en azından daha düşük kârlar veya zararlar olduğu için hiç vergi ödemeyecekleri bir noktaya gelmeyecekler mi? Bu da benim için önemli olan nakit akışıdır. O zaman nakit akışları için pozitif olacak bu, bir. İkincisi, birinci çeyrek 2025'te enflasyon muhasebesi bankalarda yürürlüğe girecek. Birinci çeyrek 2025 açıklandığı zaman yanında birinci çeyrek 2024 gelmeyecek mi? Bakacağız, birinci çeyrek 2024'te ne kadar derin zararları varmış. Neyse ki birinci çeyrek 2025'te toparlıyorlar, çok iyi iyileşme olmuş diye biz buna seviniyor bile olacağız. Onun için biraz aşırı satılmış olan bankalar var.
Onlara bir tepki gelmesini beklerim enflasyon muhasebesine giden yolda. Bu dövizle fiyatlayan ihracatçı ve ikinci çeyrekte dayak yiyen, yani özellikle fabrik olarak operasyonel kar gelişimi olarak bir zafiyet göstermiş olan şirketlerle ilgili ama umudumuz da var. Üçüncü çeyrekte, çünkü özellikle Euro TL kuruna bak, %7-8 yükselmiş durumda Haziran kapanışından bu yana. Yani ikinci çeyrekte fabrikleri olumsuz etkilenmiş olan o ihracatçı ya da Euro kazancı olan şirketlerin tamamında çok ciddi anlamda bir geriye sarma oluyor. Yani bu olumsuzlukların olumluya doğru döndüğü bir üçüncü çeyrek mali tablosu bizi bekliyor. Özellikle Euro tarafına satan ihracatçılar tarafında. Orada da hani bazen şöyle bir şey geliyor bize. Arkadaşlar bunlar satıyorlar Euro ile ama Avrupa Birliği'nin durumu içler acısı. Hiç öyle değil, biliyor musun? İkinci çeyrek büyüme rakamları geldi. %0.8 büyüme var Avrupa Birliği'nde. Daha önce 0.6 falan da, yani hızlanıyor. Avrupa Komisyonu bir büyüme rakamı belirlemiş. 1.7. Yeni çıktı bu da. Yani %1.7 yılın tamamı için büyüme varsa ikinci çeyrekte 0.7. Daha önce daha da aşağı. Demek ki yılın ikinci yarısında aslında Avrupa ekonomileri çok daha hızlanacak. Ya hem Euro TL yukarıya gitmiş, hem Avrupa ekonomileri ikinci çeyrek hızlanmış. Yılın devamında da daha da hızlanacağını bekliyorsun. PMI'lere bakıyorsun, 50'nin üzerine çıkmış durumda. Demek Avrupa'da gerçekten en kötü geride kaldı. Onun için ben üzülmektense 3. çeyrek ve daha sonrasını satın alma zamanı olarak görüyorum. Tamam, enflasyon devam eder. Okey, büyüme yavaşlayacaktır, negatif çıktı açığını öncelemek. Ne demek? Büyümeyi yavaşlatacağım faizleri yukarıda tutarak demek. Bunu da anlıyorum. Onun için ben şuna sığınıyorum. Yani işte talep elastikiyeti çok düşük. Sen almak zorundasın. Temel ihtiyaç maddesi. İskontolu gıda perakendecileri. 2 telekomlar. 3 sağlık sektörünün her bir üyesi. 4 bankalardan... bankada underweight olmamak lazım. Yani ağırlık, endeks ağırlığı civarında olması lazım. 5. de ihracatçıları sayıyorum. İhracatçılar dediğimiz otomotiv, beyaz eşya, hazır giyim, hazır gıda 3. çeyrekte iyileşecekler bunlar. Buna oynuyor olmak lazım. Buna bet ederek biraz pozisyonları 3. çeyreğin açıklanmasına giden yolda, yani işte Ekim sonu Kasım başına doğru giden yolda biraz arttırmak lazım ihracatçıların portföylerdeki payını. Tabii senin dile getirdiğin gibi, yani şirketlerin karlılığı ya da işte kar marjını koruması başka bir şey. Ama kısa vadede zor duruma düşecek, belki geri çevrilemeyecek noktalara gelmesi de nakit akımlarını tam olarak yönetememesi. Ve işte bu kadar yüksek faiz ortamında ya da alacakların tahsilinin güçleştiği ortamda bazı şirketlerin, hatta borsaya kota şirketlerinde böyle zorluklar yaşadığını görüyoruz. Ve işsizlikte bir artış var. Genç tanımlı işsizlik %30'a yaklaştı. Ekonomide çarkların daha yavaş dönmesi, işte ekonomik büyümenin yavaşlaması, hız kesmesi vesaireyle beraber işte faiz indirimleri ivedilikle gelmesi noktasında iş dünyasından çağrılar var. Ama Merkez Bankası'ndan da nispeten şahin duruş. Öncesinde gelen mesajlar da PPK sonrası karar metninde de benzer şekilde. Şimdi işte yeni düzlemde bu sene faiz indirimi gelmeyebilir vesaire gibi de bir fiyatlama var. Hani sen enflasyonda yıl sonuna doğru nasıl bir patikada gideceğimizi ve hani faiz indirimlerinden gelirse nerede gelebileceğini düşünürsün. Çünkü bir noktada da herhalde biz de düşen ekonomik büyümeyi desteklemek adına bir faiz indirimleri döngüsüne başlayacağız. Ama dezenflasyon süreciyle de çok örtüşmemesi gerekiyor ya da çelişmemesi gerekiyor. Bu konudaki istersen yorumlarına sohbetimizi noktalayalım. Yok, faiz indirimi kesinlikle çelişmeyecek. Faiz indirimi dezenflasyon sürecine bilakis iyi gelecek. Orada da hani 72-62, büyük ihtimalle 52 diye devam edecek bir ex post geçmiş 12 aylık enflasyon olacak cebimizde. Eylül enflasyonu Ekim'in 3'ünde açıklandığı zaman politika faizinin altına sarkmış olacağız. Biz orada politika faizine şu şekilde bakıyoruz. 50'lik politika faizinin aylık aslında faizi 4.2'dir. Yani şu anda bile enflasyon aylık olarak 4.2'nin üzerine çıkmadığı sürece biz reel faiz veriyoruz. Ama o noktaya Ekim'e geldiğimiz zaman, geçmiş 12 ay baktığımız zaman basit olarak, yani son 12 ayın enflasyonunun altına inmiş olacak. Bir, önümüzdeki beklenti olarak büyük ihtimalle piyasa katılımcıları anketi o noktada %25 falan gibi bir enflasyon beklentisinde olacaklar. Müthiş bir faiz ödüyor olmayacak mıyız o noktayı itibariyle? Elbette ki bir, hani orada indirim için bir alan doğmaya başlayacak o nokta geldiği zaman. Niye enflasyonla mücadelede bunun aslında yardımcı olacağını düşünüyorum, ondan bahsedeyim. Eğer ki 50 biz
politika faizi biçer isek ve o 50'nin aktarma mekanizması full bir şekilde çalışıyor ve 50'yi biz asla indirmeyeceğiz dedik. O noktada kredi almak istediğin zaman ya bu zaten değişmek alayım ben demez misin? Ya da ya ben harcayayım bu parayı zaten o 50 faiz sürekli orada devam ediyor sıkı duruş devam edecek demez misin? Ama benim karşıma gelip de derse ki TCMB arkadaş 100 bips indiriyorum. İndirmeye de devam edeceğim önümüzdeki dönemdeki gelişmelere bakarak derse. O zaman ben gidip paramı olabildikçe uzun vadeli olarak Türk lirası vadeli mevduatta kitlemeye çalışırım. Çünkü bilirim ki ileride bu mevduat faizini bulamayacağım. Bir. İkincisi kredi alacaksam ya arkadaş şimdi 50-50 gidiyordu ama şimdi düşecek. 100 bips düştü daha devam edecek. Ya bütün bu faiz indirimi döngüsü bir bitsin de ben ondan sonra kredi alayım. Onun için şu anda kredi alımımı durdurayım ben. Demez misin? Onun için hem kredilerin işte durması hem tüketimin azalıp mevduata tasarrufa paranın kayması dezenflasyonist olmayacak mı? Yani ondan dolayı da ben faiz indirimlerinin çok küçük adımlar halinde bir faiz indirim döngüsünün başlangıcının son derece pozitif olacağını ve programı destekleyeceğini düşünüyorum. Evet. Değerli yorumların katkıları için çok teşekkür ediyoruz değerli Mete Yüksel'e. Pardus Portföy Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına bizimle dış piyasa programında beraber oldu. Önce Jackson Hole öncesinde Amerika'daki durumu biraz özetlemeye gayret ettik. Yani ekonomideki faiz artışıyla beraber yaşanan hareketlilik bunun borsa performansına yansıması. Daha sonra şimdi artık ekonomide yavaşlamayla beraber bunun geri geldiği ortamda endekslerde yükselişin aynı hızla devam etmeyebileceği Amerikan endekslerinde şeklinde yorum oldu. İçeride Borsa İstanbul özelinde ise 3. çeyrekte ki bilanço beklentilerini satın almaya başlayabileceğinden bahsetti ve talep elastikiyeti nispeten düşük olan bakıldığında gıda perakende, sağlık, telekom gibi sektörlerin ön plana çıkabileceğinden bahsetti ve son olarak da faiz indirim döngüsü Merkez Bankası tarafında mantıklı öngörülebilir ve yavaş bir hızda olabilecek faiz indirim döngüsünün bilakis dezenflasyon sürecine katkıda bulunabileceğinden bahsetti. Böylece bugün de dış piyasa programının sonuna geliyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Takas Bank sundu.